Ekrana ne zaman bir hekim çıksa sıcak yaz günlerinde bol sıvı tüketin tavsiyesinde bulunuyor. Peki bu tavsiyenin ardında yatan gerçekleri biliyor musunuz? Kalp ve damar cerrahı yardımcı doçent doktor Halit Yerebakan anlatıyor. 2 bardak suyu kaybediyoruz. Soda ve maden suyu arasındaki büyük fark ne? Soda ile maden suyunu karıştırmayın. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı yardımcı doçent doktor Halit Yerebakan, sıvı tüketimiyle ilgili hayati önem taşıyan bilgiler açıkladı. Yalancı çoban etkisiyle yine karaciğer problemlerine yol açan tatlandırıcıların... Yetişkin bir insanın vücut ağırlığının %60-70'i sudur. Ne kadar kaybediyoruz? Her gün 2 bardak suyu kaybediyoruz. Sadece nefes alıp vermekte. Bir insan vücut ağırlığının %15'i kadar su kaybederse ölür. Sıvıyı ne kadar bol tüketirsek o kadar önemli. Çünkü sıvı kaybı farkında olmadan terleyerek, nefes alarak, işte çeşitli yollardan kaybetmiş olduğumuz sıvılarla ve yetersiz alımla dolaşım sistemimiz probleme düşebilir. Doktor Yerebakan, hayati önem taşıyan konu sıvı tüketimi ile ilgili Magazin 8'e önemli açıklamalarda bulundu. Peki su içeceğiz. Herkes tabii ki susuyor. Öyle bir his ki bu beynimizden adeta geliyor. Susama hissi, ama susama hissini herkes aynı şekilde, aynı masumiyette bastırmıyor maalesef. Kimimiz gidiyor şekerli içecekleri içiyor, kimimiz geliyor su içiyoruz, kimimiz geliyor maden suyu, soda türevleri vesaire. Asitli, gazlı içeceklerin tehlike saçtığını açıkladı. Elimizde kahverengi içecek var dedim ama sadece kahverengi içecek değil, diğer taraftan portakal renginde turuncu içeceğimiz var. Bunların her ikisi de gazlı. Gaz bizim için problem mi? Gaz çok büyük problem değil. Ama bunların asitleri %1,5-2 dolaylarına kadar düşüyor. Ne demek? pH'ı o kadar düşük ki vücudumuzun asiditesini arttırıyor. Yanlış tercih edilen sıvılar karaciğer yağlanmasına bile neden oluyormuş. Bunların diyetleri masum mu? Diyetleri de masum değil. Çünkü yine insülin direnci mekanizmalarını bozan, insan bedeninde adeta yalancı çoban etkisiyle yine karaciğer problemlerine yol açan tatlandırıcıların çok yüksek miktarlarda kullanıldığını biliyoruz içinde. Doktor Yerebakan suyu içeceklerin kralı olarak ilan etti. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki içeceklerin kralı ve en güzeli elimde görmüş olduğunuz gibi su. Değerli izleyenler, lütfen suyu serin tüketiniz. Serin sıvılar midemizi daha çabuk tahliye ederler. Gelelim Doktor Yerebakan'ın evinde de hazırladığı özel karışıma. Bir limonun tamamını sıkıyorum içine. Sadece sıkmak yetmezmiş. Yani 1 litreye 1 limon gibi düşünün. 2 litrelik su hazırlıyorsanız 2 limon ve birazcık da infuse etsin diye. Ne demek istiyorum? Suyun içerisine adeta limonun kendi aroması karışsın diye. Çok iyi yıkanmış. Çok iyi yıkanmış. Belki dışı hafif rendelenmiş de diyebilirim. Limon parçacıklarını suyumun içerisine atıyorum. Geldik bir başka önemli konuya. Soda ve maden suyu arasında büyük fark bulunuyormuş. Soda ile maden suyunu karıştırmayın. Soda artificial olarak, yani yapay olarak elde edilen bir içecektir. Ancak doğal maden suyu içecek olanlar da çok dikkat etmeli. Doğal maden sularında bir anormallik var veya bir problem var. Nedir o? Sodyum değerleri yüksek. Peki sodyum diyeti ne oluyor ve kimler yapıyor? Bizim normal şartlarda günlük kullanmamız gereken sodyum miktarının 2400 mg olduğunu söyler Amerikan Kalp Birliği. Yani bu bir bilimsel birlik ve bunlar kalp hastalıklarında bakım kılavuzları yayınlıyorlar. Bu bakım kılavuzuna gördüğümüz zaman 2000-2400 mg sodyum tüketmemiz lazım.